Komünizme karşı verecek fikri mücadelede en etkili yöntem Darwinizm putunun kırılmasıdır. Hocamız daha önce çok güzel anlattı. Çok güzel kesitleri var, kardeşlerimiz onları da dinleyebilir. Hocamızın anlattığı çok önemli. Bir kere fikir sistemi ortadan yok edilmeden istediği kadar askeri güç yapılsın, istediği kadar devlet güçlendirilmeye çalışılsın, o fikir sistemi yok olmadan savaş, terör hiçbir şekilde son bulmaz. Allah'ın dilemesi, Allah Kur'an'da da peygamber kıssalarından bize örnek veriyor. Önce putları yıkıyorlar peygamberler. Allah Şuara suresi 69 ve 76. ayetlerinde şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sığınıyorum. Onlara İbrahim'in haberlerini de aktar oku. Hani babasına ve kavmine siz neye kulluk ediyorsunuz demişti. Demişlerdi ki putlara tapıyoruz. Bunun için sürekli onların önünde bel büküp eğiliyoruz. Dedi ki peki dua ettiğiniz zaman onlar sizi işitiyorlar mı? Ya da size bir yararları veya zararları dokunuyor mu? Hayır dediler. Biz atalarımızı böyle yaparlarken bulduk. İbrahim dedi ki şimdi neye tapmakta olduğunuzu gördünüz mü? Hem siz hem de eski atalarınız diye söylüyor. Zamanında diğer tüm peygamber zamanlarında olduğu gibi mutlaka o fikir sisteminin, o putların kırılması gerekiyor. Mesela canımız peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'deki putları kırmıştı. Hazreti İbrahim putları kırmıştı. Hazreti Musa buzağı putunu kırmıştı. Bakın fikir sistemi ortadan kalktığında da Darwinist, materyalist, Leninist, Stalinist tüm bu zihniyet ortadan kalkacak. O zaman zaten insanlar doğal olarak güzel ahlaka ve Kur'an'a yönelecekler. Bunun ortadan kalkması için de işte yapılacak önemli bir fikri mücadele gereklidir. Bu fikri mücadeleye de tüm halkımızın destek olması gerekir, devletimize destek olunması gerekir. Tek bir kişi ben ne yapabilirim diye düşünmek yerine tek bir kişi aslında etrafını mesela ilk önce 3-5 kişiye tebliğ yapar. Çok güzel bir şekilde fikir sistemini empoze eder. Daha sonra da o 3-5 kişi gider diğer 10 kişiyi anlatır. Gittikçe yayılır ve sonunda inşallah terörün çözümü bu şekilde gelir. Allah'ın dilemesiyle tabii ki. Tabii inşallah.